Karşımızda alkanların ve sikloalkanların adlandırma kuralları duruyor. Öncelikle en uzun karbon zincirini bulup adlandırıyoruz. Şimdi bunu yapalım. Görebileceğiniz üzere bu örnekteki en uzun karbon zinciri 5 karbonlu. Ki bunun pentan olduğunu biliyoruz. İkinci adımsa zinciri numaralandırmak ve sübstitüentlere olabilecek en küçük sayıyı vermektir. Soldan veya sağdan başlayarak bu zinciri numaralandırabiliriz. Soldan numaralandırırsak bu sübsitüente 2 deriz. Sağdan başlasaydık 4 derdik. O halde soldan başlamak bu örnekte doğru yaklaşımdır. Sübsitüentlerin tanımlanması ve adlandırılması üçüncü adım. Bunun metil grubu olduğunu ve bu metil grubunun ikinci karbona bağlı olduğunu biliyoruz. O zaman buna İki metil pentan yazabiliriz. Bu da Doğru Lewis nokta yapısı için doğru IUPAC adı olur. Dördüncü adımı düşünmemize gerek yok çünkü yalnızca bir sübsituent var. Ancak birden fazla sübsituent olduğunda alfabe kuralını düşünmeye başlayabiliriz. Bu molekülün doğru IUPAC adı 2 metil pentandır. Bu isimden yola çıkarak da Lewis nokta yapısını çizebiliriz. Bir tane daha yapalım mı? Adımları uygulayalım. En uzun karbon zincirini bulup adını koyalım. Burada 1 2 3 4 5 ve 6 tane karbon var. En uzun karbon zincirimiz hekzandır. Şimdi sübstitüentimize olabilecek en küçük sayıyı vereceğiz. Yine soldan veya sağdan numaralandırmaya başlayabiliriz. Bu durumda soldan başlamak sübstitüentlere en küçük sayıyı verecektir. Peki Sübstituentler hangileri? Bu sefer iki metil grubumuz var. Bu sebeple bir ön ek kullanmalıyız. İki metil grubumuz olduğu için buna dimetil diyeceğiz. Yani dimetil hegzan. Bu metil grupları ikinci karbona bağlı olduğu için de iki yazmamız gerekir. Yani iki, iki dimetil hegzan. Bu arada kimyada karşımıza çok çıkan sayıların latince isimlerini hatırlayalım. 2 için di, 3 için tri, 4 için tetra, 5 için penta, 6 için hexa diyoruz. Şimdi bir adlandırma örneği daha yapalım. Bu moleküle bir bakalım ve en uzun karbon zincirini bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbonlu bir zincir. 7 olduğu için buna heptan diyoruz. Elimizde bir heptan var substituentlere olabilecek en küçük sayıları verelim. Soldan veya sağdan başlayabiliriz. Bu sefer sağdan başlamak daha mantıklı. Çünkü böylece x substituente 2 diyebiliriz. Ki bu soldan başlasaydık daha yüksek olurdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. O zaman bu bir heptan. Substituentleri tanımlayıp adlandırmak üçüncü adımdı. Bu ikinci karbona bağlı bir metil grubu. Bu ise dördüncüye bağlı bir etil grubu. Hangisi daha önce gelir? Etil grubu mu, metil grubu mu? Dördüncü adım alfabe diyor. O zaman alfabetik olarak kelimeleri dizeceğiz. E, M'den önce gelir. Yani etili metilin önüne koyacağız. Dördüncü karbona bağlı bir etil grubu var. Yani dört etil diyelim. İkinci karbona bağlı bir de metil grubu var yani 2 metil. Yani bu molekülün resmi IUPAC adı 4 etil 2 metil heptan olacak. Peki ya böyle bir molekül? Biraz daha karmaşık duruyor, değil mi? Şimdi en uzun karbon zincirine bakalım ve kaç adet karbon içerdiğini bulalım. 8 karbon var ve ikisinin de Lewis nokta yapıları birebir aynı. O zaman her ikisi de oktandır. Substituentlere olabilecek en küçük sayıları verecek şekilde karbon zincirine numara koymaya başlayalım. Soldan başlarsak substituentimiz 2 numara olur. Sağdan başlarsak da 2 numara olur. Hangi taraftan başlamanın doğru olduğu tam olarak net değil. O zaman hepsine sayı verelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu taraftan gidersek de 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her ikisini de adlandıralım ve nasıl olacak bir bakalım. Sol tarafta hangi substituentler var? Bakalım kaç metil grubu var? Toplamda 5 metil grubu var. O zaman ilk kısma pentametil diyoruz. Yani pentametil oktan. Tabii ki her ikisi de pentametil oktan olacak. Çünkü nokta yapısı aynı. Evet, pentametil oktan. Bu metil grupları nereye bağlı? Solda 2, 3, 3, 7, 7 numaralı karbondalar. Yani 2, 3, 3, 7, 7 pentametil oktan. Sağ tarafta ise 2, 2, 6, 6 ve 7 deler. Bunu da yazalım. 2, 2, 6, 6, 7 pentametil oktan. Sübstituentlere en küçük sayıları vermek istiyoruz. Fakat ilk sayı her ikisinde de 2. Iki. O zaman durum berabere. Bu pek işe yaramadı. O zaman bir sonraki sayıya geçelim. Burada 3 var ve burada ise 2 var. Her zaman olabilecek en küçük sayıyı seçmeliyiz. 2, 3'ten daha küçük olduğu için bu molekülün doğru iupak adı 2, 2, 6, 6, 7 pentametil oktandır. Buna ilk farklılık noktası kuralı diyebiliriz. Yani sübsütentleri olabilecek en küçük sayıyı veriyoruz ve ilk sayıda eşitlik varsa ikinci sayıya geçip bu sayıları kıyaslıyoruz. İkinci sayıda aynıysa üçüncü sayıya geçeriz ve bu böyle devam eder. Bizim örneğimizde ilk farklılık noktası ikinci sayıda geldi. Biz onları kıyasladık. Şimdi sikloalkanlara bakalım. Burada bir sikloalkan var. Bunları da düz zincirli alkanları adlandırdığımız şekilde adlandırıyoruz. Öncelikle en uzun karbon zincirini bulalım. Bu durumda karşımızda bir halka var. Bu halkada toplam 6 karbon var. Bunun bir sikloheksan olduğunu biliyoruz. O zaman sikloheksan ana adımız olacak. Sübstituentlere olabilecek en küçük sayıları vererek halkayı numaralandıralım. Sübstituentimiz burada. Bunun bir etil grubu olduğunu biliyoruz. Bunun sayısı en küçük olacaksa 1 diyelim. Peki hangi yoldan gitmeliyiz? Bu örnekte fark etmez çünkü sadece bir tane substituent olduğu için sonuç değişmez. Halkanın etrafında 6 karbon var ve birinci karbona bir etil grubu bağlı. O zaman buna bir etil sikloheksan deriz. Veya bir yazmayıp sadece etil sikloheksan diyebilirsiniz. Böylece molekülün ismi birinci karbona bağlı bir etil grubu olduğunu ima etmiş olur. Evet, Sikloalkanları bu şekilde adlandırıyoruz. Daha karmaşık bir sikloalkana daha bakalım mı? Hadi. Bunun yine bir sikloheksan olduğunu görebiliyoruz. Bu bizim temel adımız olacak. Hemen yazalım. Şimdi ise sübsüventlere olabilecek en küçük sayıyı vermemiz gerekiyor. Bu iki karbondan hangisi bir numara olur dersiniz? Bu karbona bir numara yapabiliriz veya bu karbona bir numara yapabiliriz. İki farklılık noktası kuralına göre üstteki karbonu 1 numara yaparsak bu bize 2 adet 1 numara verir. Aşağıdaki karbonu 1 numara yaparsak birinci karbona bağlı yalnızca bir sübsituent olur. O zaman 1 numaralı karbon bu olamaz, üstteki olmalı. Peki, halkamızı nasıl numaralandıracağız? Bu yoldan gidebiliriz. 1 2 3 4 5 6 veya diğer taraftan da gidebiliriz. 1 2 3 4 5 6 Hangisi doğru? Sübsituentleri düşündüğümüzde bu üçüncü karbona bağlı bir etil grubu olur. Bu da 5. karbona bağlı bir etil grubu olur. Yani sol taraftaki doğru numaralandırma yöntemidir. Çünkü sübsituentlere olabilecek en küçük sayıyı verir. Şimdi adlandırmaya hazırız. İlk örnekteki tüm sübsituentlere bakalım. Birinci karbona bağlı iki metil grubu var. O zaman dimetil diyoruz. Üçüncü karbona bağlı bir etil grubu var. Alfabe kuralını düşündüğümüzde etil grubunu öne koymamız gerekir. O halde 3 etil 1, 1 dimetil sikloheksan diyoruz. Alfabe kuralı bazen öğrencilerin kafasını karıştırıyor. Ama burada en önce ana adı düşünün. Yani M mi, E mi? E alfabede M'den önce gelir. Bu durumda örnekler fark etmiyor. Yani dinin D'sine bakmayın, metile bakın. Böylece bu molekülün doğru iupak adı 3 etil 1, 1 dimetil sikloheksan olur. Bir başka örneğe bakalım. Önce ne yapacağız? Öncelikle en uzun karbon zincirini tespit edelim. Bu ne tür bir sikloalkan? 5 karbonlu yani siklopentan aynı molekül olduğu için her ikisi de siklopentan olacak. Hangisi bir numarayı alır? Bunu bir numara yapabilir ve bunu iki numara yapabiliriz. Veya bunu bir numara yapıp bunu iki numara yapabiliriz. Şimdi ikisini de adlandıralım ve hangisinin doğru olduğuna bakalım. Sol tarafta 1 etil 2 metil siklopentan var. Sağ tarafta ise 2 etil 1 metil siklopentan var. Sorumuz şu hangisi doğru iupak adıdır? İlk farklılık noktası kuralı burada pek işe yaramaz. Çünkü birinde başta bir, diğerinde başta iki var. İlk farklılık noktası kuralı işe yaramazsa alfabe kuralına başvururuz. Kendimize hangisinin bir numarayı alacağını sorarız. Etil mi bir olur yoksa metil mi? E alfabede M'den önce gelir. O zaman etil grubu önceliği alır ve etil bir numaradır. Yani bu molekülün doğru IUPAC adı bu şekildedir. Bir örneğe daha bakalım. Bunu nasıl adlandırırız dersiniz? Biraz komik görüntüsü olan bir molekül. En uzun karbon zincirinde kaç adet karbon olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane var. Bu zincirde 7 karbon varmış. Halka kısmında kaç karbon var? 1 2 ve 3 düz zincirli alkan kısmında sikloalkanda olduğundan daha fazla karbon var. O sebeple bunu alkan olarak adlandıracağız. 7 karbon var. O zaman heptan olacak. Burada alkil grubu olarak elimizde bir sikloalkan var. Bu bir alkil grubu olmasaydı siklopropan derdik. Ama alkil grubu olduğu için sondaki an ekini silip il koyuyoruz ve siklopropil oluyor o zaman heptana bağlı bir siklopropil grubu var diyebiliriz. Bunun hangi karbon olduğuna bakalım. Numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Dördüncü karbona bağlı bir siklopropil grubu var. O zaman 4 siklopropil heptan olacak. Evet, zincir üzerinde sikloalkandan daha fazla karbon varsa bunu bir sikloalkil grubu olarak adlandırıyoruz ve ardından alkanı yazıyoruz. Yukarıdaki örneği hatırlayalım. Buradaki sikloalkanda 6 karbon ve alkilde 2 karbon vardı. Bu durumda bunu alkil sikloheksan olarak adlandırırız. Beraber olduğunda beraberlik sikloalkana yarar. Her ikisinde de 6 karbon olsaydı bunu bir alkil sikloheksan molekülü olarak adlandırırdık.